Arkadaşlar maaşı birimiz olsun. Avcılarda işçiler, emekçiler mevcut gelişmelerle hakkını aramaya çalışıyorlar. Memur arkadaşlarımız, size bir güncelleme yapıldı ücretlerle ilgili. Günümüzün şartlarında çok sıkıntı çekerek bu ücretin size yetmediğini biliyoruz. Mücadele ettiğinizde bizim desteğimizi her zaman yanınızda bulacağınızı da bilmenizi istiyoruz. Ancak buradaki mevcut arkadaşların bugün talebini dile getirmek istediği bir ortamda asgari ücretle çalışmaya mahkum edilmiş, ancak bazı müdürlerimizi iyi niyetle davrananları tenzih ediyorum. Bazı müdürlerimizi de burada deşifre etmek istiyorum arkadaşlar. Bunları tespit ediyoruz. Sizin 30 bin lira aldığınız yerde 12 bin lira alan, ücret alan arkadaşlara baskı kuramazsınız. Mobbing uygulayamazsınız. Kafanıza göre bir sistem kuramazsınız. Belki sizin bura dışında gelirleriniz olabilir. Şeflikle, amirlik makamlarıyla bölgede bazı ek gelirleriniz de olabilir. Ama burada emeği için mücadele eden insanlara da saygı duyun, hakkınızı bilin. Aldığımız bu ücretle geçinemiyoruz. İnsanca geçinebilecek, insanca yaşayabilecek bir ücret talep ediyoruz. Bizler de belediye kamu işçisiyiz. Çalışma düzeni ve ücretlerde ayrımcılık istemiyoruz. Bizim de yaşamaya hakkımız var, bizim de çocuklarımız var. Bizim çocuklarımızın da tıpkı sizin çocuklarınız gibi oynamaya, iyi giymeye, beslenmeye, okumaya, kendilerini geliştirmeye, sosyalleşmeye hakları vardır. Halk işçisi köle değildir. Avcılar işçisi köle değildir. Sömürüye karşı omuz omuza. Sömürüye karşı omuz omuza. Seçimlerde biz çalışanlara insanca yaşayabileceğiniz iyi bir maaş, güvenceli ve güvenli sağlıklı çalışma koşulları, mesai saatleri içerisinde yemek yiyebileceğiniz yemekhane kuracağınızı, siz belediyecilik anlayışı ile rahat bir nefes alacağımızı söyleyen, vaatte bulunan sizler değil miydiniz? 4 yıl geride kaldı arkadaşlar. Sayın Başkan, bizleri açlığa, asgari ücrete, sefalete mahkum etmeyiniz. Haklı taleplerimiz için bir greve çıktık arkadaşlar. Karşımıza dernekler, sivil toplum kuruluşları çıkarak grevimizi engellemeye, kırmaya çalıştılar. Biten sözleşmeyi yeniden kendinize göre şekillendirip kendinize göre uygulamalar yaptınız. Şimdi yine bizleri açlığa mahkum etmek, kendinize göre bir sözleşme uygulamak istiyorsunuz. Buna baskılar müsaade etmeyeceğiz. Yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. 1 sene önce biz sözleşmeyi yaparken kiraların 2500-3000 lira arasında değiştiği bir ortamda, bugün sözleşmenin üzerinde 7 ay geçmemesine rağmen kiraların avcılarda 10 bin liradan aşağı olmadığını herkes görüyor. Sizler, bizi yönetenler de daha iyi görüyorsunuz.